Akıllı saatlerden kulaklıklara, spor aşkınızı yaşatacak teknolojileri deneyimlemenin Mediamarkt'la tam zamanı. Şampiyon duruşundan belli olur. Misli'ye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de misli oyna bir farkın olsun. Sports Dijital ekranlarına hoş geldiniz. Transferin son gününde Beşiktaş öyle bir gaza bastı ki e, sabahtan bu yana hem Beşiktaşlar için hem Beşiktaşlı gazeteciler için, Beşiktaş camiası için çok hareketli bir gündü sabah saatlerinden itibaren. Önce Almusrati transferi ardından Muçi transferiyle birlikte Beşiktaş taraftarını güldürdü. Beşiktaş yönetimi taraftarını güldürdü. Çok önemli iki oyuncuyu Kadrosuna kattı. Dakikalar önce de Almusrati e, İstanbul'a ayak bastı Beşiktaş'ın yeni transferi önce Muçi ardından da Almusrati İstanbul'a geldi. Hem bu transferleri konuşacağız hem e, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendireceğiz. Sosyal medyada yapılan transferlerin ardından Beşiktaş'ların çok mutlu olduğunu e, görebiliyoruz. Ama ilk olarak Migros Yeme'ye çok teşekkür ediyoruz. Sizlere daha öncesinde de Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Artık duymayan kalmamıştır. 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'te sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik bu ay ilk siparişiniz de geçerli. 70 TL'de e, indirim var. Uygulamada birçok e, sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler bulunuyor. E, Migros Yemek uygulaması, e, Migros Yemek Migros uygulamasında diyoruz. Siyahla beyaz başlıyor. Herkesin yüzü gülüyor. Nasıl görüyoruz. ama tişörtüm? Tişörtüm Yüksek güzel. Tüksekten uçar değil mi? Ha? Tişörtüm güzel. Güzel. Hayırlı olsun. Transfer dönemi çok sancılı geçti. Abi lütfen çok bir şey Çok uzun isteyeyim. süre Üçümüz böyle. Aynı anda oh çekelim mi? Ne olur yani? yani bir oh evet, gerçekten bir. bir... Dur. Bir aynı an... sen çek, sen çek. Ben o oh, çekmeyeceğim. Ben ben Tabii <laughs> ben çekebilir miyim? Sen çek, sen çek. Öyle Ama... bir hikaye ki. Evet, oh. evet. Yani e, zor bir zor bir 11 Ocak'ta başladı. Bugün e, ayın 9'u yaklaşık değil mi? 20-30 günlük bir süreç ve Hani beklenen isimler gelmedikçe, transferler gelmedikçe, takım iyi oynamadıkça Beşiktaş taraftarı tabii ki e, stres oldu. herkesi bir ge gerginlik oldu. E, gazetecilerde, medyada, sosyal medyada, tribünde her yerde gerginlik oldu. Ve neticede son gün iki tane e, önemli hamle yaptı Beşiktaş. O yüzden de e, herkesin yüzü gülüyor. Oyuncuları konuşuruz uzun uzun hani ne yaparlar ne ederler ama en azından şunu söyleyebiliriz. Kalite anlamında Beşiktaş'ın çok ciddi bir kalite problemi vardı. Ee, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu kalitede geri planda kalmıştı. Bu iki tane oyuncu bu kaliteyi mutlaka mutlaka arttıracaktır. Tabii ki uyum sorunlarını ne yapacaklarını falan onları konuşuruz. Ama genel anlamda Beşiktaş e, ben buradayım dedi. Bir Story şey attım ben de. Kartal uyanan bir kartal e, attım. Görmüşsündür belki yani, Instagram'a. Yani. Hakikaten de dönüş... öyle. Bugün Beşiktaşlar. Evet bugün Beşik bugün Beşiktaş taraftarı Instagram'a koydum o story. E, reels'i. Çünkü şöyle bir durum var. E sadece bugün Beşiktaş iki tane transfer yapmadı bence. Bugün aynı zamanda Beşiktaş e, ben buradayım dedi. Çünkü çok yoğun bir para mevzusu, çok yoğun bir ee, limit mevzusu çok yoğun bir ekonomik kriz çok yoğun bir maaşı osbusu vesairesi Beşiktaş hep bunları konuşuyordu ve şöyle bir algı oluşmuştu Beşiktaş'ın parası yok Beşiktaş iyi e transfer yapamaz Beşiktaş rakiplerine yetişemez Beşiktaş çok geride kaldı algısı olmuştu bugün itibariyle aynı zamanda o algıda <laughs> yıkıldı o yüzden de e, başkanı da yönetimi de tebrik ediyorum oyuncuları konuşuruz daha fazla oyuncu alınabilir miydi belki alınabilirdi ama iki tane iyi oyuncu, güçlü oyuncu geldi. Bu tabii ki Beşiktaş'ın <laughs> güzel bir gün. Çok iyi transferler. Evet, artık son haftalarda hem takımın kötü gidişatı hem transferlerdeki belirsizlik camiayı biraz düşürmüştü. Moraller bozulmuştu ama bugünkü aksiyon Beşiktaş Beşiktaş gibi davrandı bence. Çünkü Beşiktaş bu. Beşiktaş çok büyük bir camia. Fenerbahçe ve Galatasaray transferlerde önemli isimleri kadrolarına katarken camiye havaya girerken Beşiktaş'ta böyle çok sönük bir enerji vardı. Evet. Kadro kalitesi transferler, oyun görüşü işte dışarıdaki insanların bakışı ee, şunu söylemiştim ben yayında artık Beşiktaş'ın şu rakamlar anlamında şu 3 milyon euro 4 milyon euro limitinin falan bitmesi lazım. Bugün Beşiktaş'ta başkan masaya yumruğunu vurarak kaliteli futbol kaliteli oyuncularla oynanır abi. Eğer sen iddialı olmak istiyorsan ortaya bir şeyler katmak istiyorsan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalamak istiyorsan sen kaliteli oyuncu almak zorundasın. Başka çaren yok. Beşiktaş'ın kadro kalitesini arttırması için iyi oyuncular alması gerekiyor. Yeri gelecek para ödeyeceksin. Bazı mevkilere para ödemek zorundasın. Bazı futbolcuları 1 milyon euroya 2 milyon <laughs> euroya alamazsın. 1 milyon euroya vermek hoşuna gidiyorsa mesela 1 milyon euro bütçen var ya Tayfur gelir. Tayfur Bingül alırsın. 10 milyon euro harcarsan Avrupa'da herkesin bildiği takıma katkı sağlayabilecek, kadro kaliteni arttırabilecek oyuncu alırsın. Bu anlamda da Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi davrandığını düşünerek Hasan Başkan'ı da kutluyorum, yönetimi de kutluyorum. Camiye havaya girdi. Yani bugün bütün sosyal medya Beşiktaşlar çok mutlu abi. Konuştuğum insanlar, gördüğüm tweetler Beşiktaş taraftarları bu ortamı çok özlemişler, transferi özlemişler. En azından biz de sabahtan akşama kadar gelişmeleri takip ettik. Ee, güzel oldu yani bence. Hem El Al hem de Muçi transferleri yani işte isimleri araştırdığımız zaman futbol bilgisine güvendiğimiz futbol adamlarına sormaya çalıştım. Ee, yurt dışında bulunan isimlere sormaya çalıştım. Her iki transferinde taraflı tarafsız herkes tarafından çok kaliteli oyuncular olarak karşılandığını söylememiz gerekiyor. Yani Almusrati başlı başına çok zor bir transfer. E, piyasa değeri 15-20 milyon euro olan bir oyuncu. Ben Rodri'ye benzetiyorum. Tam Beşiktaş yani biri biri işte 100 milyon euro diğeri de e, az buz bir para değil. Çok kaliteli bir oyuncu Almusrati. Onun hem e, Beşiktaş'a gelmesi, Türkiye'yi kabul etmesi Ertan'ın söylediği gibi kaliteli oyuncu için iyi para harcamak gerekiyor. Beşiktaş camiası taraftarıyla Beşiktaş taraftarı camiasıyla birazcık bugünkü transfer sürecini bekliyor gibiydi. Herkes kendi içerisinde bir kabuk değiştirmek istedi Beşiktaş'ta. Kabuk hmm. değiştirirken neler söylendi? Artık 3'e 5'e bakmadan Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi e, kaliteli oyuncu için iyi para harcanın, harcayın. alın diyordu Beşiktaş taraftarı. Bu kabuk değiştirirken de şimdi e, hem hat Hasan Arat hem de Beşiktaş yönetimi bence doğru bir adım attı. 10 milyon euro ise 10 milyon euro. 12 milyon euro ise 12 milyon euro haber değeri taşıdığı için e, bir, rakamlarını da e, paylaşalım isterseniz e, Kap açıklaması Muçi 10 milyon euro bon servis bedeli 3,5 yıllık da kontrat yüzde son iki satıştan kardan paydı sanırım değil mi? Evet kardan kardan pay, pay. E, Al transferi de e, yabancı yurt dışı basınında yazdığı şekilde 12 milyon euro e, artı bonusları da olduğu söyleniyor e, İki tane farklı fikir var ben. En azından şöyle pas atayım Fırat abi sana Almusrati'yi Almak istiyorsan Zaten bu paradan aşağıya alamazsın Ernest Bucci'yi Almak istiyorsan zaten bu paradan aşağıya alamazsın Biri inanılmaz e, Önemli bir futbolcu adayı Ernest Bucci Herkes tarafından takip edilen bir oyuncu Almusrati de zaten Sürekli 10 milyon euro 15 milyon euro teklif gelen Değerli bir oyuncu Evet Beşiktaş taraftarı bence muhasebecilik yapmayı da bir kenara bırakacağı günlerden birini yaşıyor olabilir miyiz? Sana böyle atalım, konuyu böyle açmış olalım. Sen oradan kalem alırsan yakın ya kalem. Yakın tamam. alabildin mi? Anladım. Ya şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere şöyle bir gerçek var. Eee... <laughs> güçlü oyuncu, iyi oyuncu, potansiyelli oyuncuyu az paraya alamıyorsun. Evet. Bunu geçmiş transferlerde mesela Kondog Bey'i hatırlıyor musunuz? Kondog almaya çalıştı. Evet rakamlar yüksekti. Davinson Sanchez 8 milyon euro dediler almadı Beşiktaş. Yani be, iyi bir oyuncu Avrupa'da 10 milyon euro civarında. Evet. Bu hayatın gerçeği. Bizim ligimizde evet bizim, lig, bizim için çok büyük para mı? Çok büyük para. Kulüpler için büyük para mı? Ama sen iyi bir kadro kurmak istiyorsan bu parayı artık harcayacaksın. Senin bir hep diyorum çok gelişmiş Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da acayip bir scout ağın yoksa, acayip bir gözlemlerin yoksa, inanılmaz büyük bir Ajax gibi altyapın falan yoksa sen bu paraları harcamak zorundasın. Hem e, ee, En Musati hem ee, Muçi şimdi ikisi çok farklı oyuncular. Hem profil anlamında çok farklılar. Mevkilerden tabii ki bahsetmiyorum ama şimdi ben öncelikle tweet de attım bugün. En Musati'yi getirmek daha zor. Evet. Bir kere onu söyleyeyim. Yani tabii Muçi her zaman forvet oyuncusu heyecanlandırır. Çalım atar, gol atar. Forvetler her zaman daha fazla kazanır. Ee, bir forvet 10 alıyorsa stoper genelde 7, 5 alır. Orta saha 6 alır, forvet 10 alır. Çünkü gole yakın adam daha çok sevilir, popülerdir. O yüzden de Mucci herkese heyecanlandırır. Süper Mucci geliyor ve zaten. Tamam. Ama en müsaati <laughs> Mucci kızmasın şu anda daha büyük oyuncu. Evet, yani katılıyorum. Ha, Mucci belki 2 sene sonra daha çok ortalığı bilmiyoruz. Potansiyeli var. Ondan bir şey çıkabilir. Belki Beşiktaş 40'ı satacak belki. Bilmiyoruz ne olacağını. Ee, ama muç ile ilgili hep yapacak diyoruz. Yapacak. Edecek. Şampiyon yapacak. Ee, büyük potansiyeli var. Beşiktaş büyük kar edecek. Öbürkü hazır oyuncu. Öbürkü en musraati büyük oyuncu. Portekiz'in bilinen oyuncusu. Portekiz Ligi'nin çok bilinen bir oyuncusu. Kendi ee, ya performansı da özellikle hiç düşmemiş bir oyuncu. Yani Böyle sakatlıklarla uğraşmayan, mental problemleri olmayan, e, ne bileyim riskleri olmayan çok hazır bir oyuncu. Ve böyle büyük oyuncuları, böyle iyi oyuncuları almak için paraya kıyman lazım. Diğer oyuncuya geldiğimizde e, tabii ki şimdi genç oyuncu riskleri var mı? Var. Mucci. Var, Mucci'nin riskleri var. Yani El Moussatin bence yok, hiç yok bence. Bence çok net oynayacak. Mucci ile ilgili de şimdi bir kere şunu söylemek lazım. E, Muç'un riskleri var mıdır? Tabii ki vardır. Ben Her genç vardır. oyuncu olduğu gibi. E, uyum sorunu yaşayabilir mi? Bilmiyoruz yaşayabilir. İşte e, şey yorumları gördük. Bundesliga'ya niye gitmedi? Polonya'dan Bundesliga'ya bütün oyuncular gidiyor vesaire vesaire. Şimdi ben oyuncuya baktım. Oyuncu ile ilgili bence şöyle bir e, oyuncu ile ilgili sayılabilecek bir analiz videosu da yaptım ben. Seyredebilecek tek eksi var. O da e, bence Bundesliga'ya gitmeme sebebi Muçi'nin ikili mücadele oranı düşük kazanma oranı. Yüzde hmm. 48, 45, 40. Yani zaten şey bir oyuncu değil Muçi. Böyle Abu Bakar gibi kalıplı devre devre giden bir oyuncu değil. Teknik bir oyuncu. Ve bu durumda eğer fizik kalitesi yüzünden gitmediyse bu iyi bir şey. Çünkü fizik kalite gelişebilecek bir şey. Şu anda böyledir. Belki bir sene içinde Süper Lig'de oynuyor oynuyor. Konferans Ligi'nde Avrupa Ligi'nde oynuyor oynuyor. Çalışırsın. Çok daha iyi bir fizik konuma gelebilir ve 10 milyona aldığın adamı sen 40 milyona satabilirsin. Çünkü oyuncunun burada fiziğini geliştirmesi lazım. Çünkü oyuncunun tekniğiyle ilgili yorum yapma şansım yok. Çünkü çok teknik. Evet. Yani e, bugün tabii bu arada Muçi ismi bugün çıkmadı. Yani Muçi ile ilgili bir söylenti zaten bir 10-15 gündür var. O yüzden de e, çok sorun olmuş analizi nasıl hızlı yaptın diye. Zaten aşina olduğumuz ve baktığımız bir oyuncudu bir süredir. Muçi bildiğiniz iki tane ayağında aynı şekilde kullanan Gezal gibi soldan girip sağa vur soldan giriyor sağla vuruyor. Sağdan girip solla vuruyor. E şut çekiyor. E pas atıyor vesaire. O yüzden de e, iyi potansiyel olan güçlü bir oyuncu aldılar. Ve potansiyelli oyuncuyu da arkadaşlar ucuza alamıyorsunuz. Bak bir tutan örnek var bir tutmayan örnek var. Ben size söyleyeyim. Hı. Tutmayan örnek. Morussan kaça geldi? 7 miydi 8 miydi? Evet o civarlarda. Morusan geldi. Genç yetenekliye geldi tutmadı. Açıklandı bu arada e, Musrati'nin maliyeti. Bin, evet. 1 milyon euro kiralama bedeli. Tamam. 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu. 2,5 milyon euro bonus. Bonus. Evet. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. İki tane örnek vereceğim. Hemen sözü size bırakacağım. Bir, yakın tarih örnekleri bunlar. Birincisi, Morussan. Çıkaldığı var. 7-8'e geldi tutmadı. Hı hı. Ama bir tane tutan var. Şimaski. Katılmıyorum. Niye? iki aralarında iki yaş var. Ama Şimaski de... Yani Şimanski'de şeydi sonuçta. Şunu demek istiyorum. Şimanski de işte Dinamo'dan gelen yani ama Hollanda'da Hollanda da kalı bir kalı şey yaptı. Yap Hollanda'da eh, eh, e, yaptı. Tabii ki ama bir de 30 geldiğinde 30 Polonya milli takım maçı vardı Şimanski'de. Tabii şunu demek istiyorum. o bir demedim zaten ama belli kalitede, belli yaşta oyuncu belli paraya alabiliyorsun. Evet. Potansiyeli varsa, bir şeyler yapacağını görüyorsan, bir şeyler yapacağından eminsen bu parayı <laughs> veriyorsun. O yüzden de çok büyük bir e, ya nasıl Denedi Beşiktaş. Denedim. Beşiktaş denedi. Ve şunun da son notu söyleyeyim. Beşiktaş'ın Muçi'ye burun kıvıracak bir kadrosu yok. Yok. Yok ya bu çocuk burada fark yaratacağını düşünüyorum ben de. Umarım iyi olur deyip sana bırakayım. Yani Söyle lütfen. Cengiz Kurtoğlu'nun oğluyla beraber bir şarkısı var. Kaybolan Yıllar şarkısı. Oğlu giriyor şarkıya. Arkadan Cengiz Kurtoğlu geliyor. Ve şarkının kalitesi, şarkının sesi bir anda değişiyor. Beşiktaş'ın bu transferlerle beraber bugünkü durum bundan daha iyi bir şekilde anlatılamaz. Tayfurlu, Salihli, orta sahanın Musrati ile Muçi ile değişmesi gerçekten çok büyük bir kalite. Oyun kalitesi Beşiktaş'ta bir kere gözle görülür şekilde artacak. Onun dışında Fırat abiye de katılıyorum. Musrati'nin çok daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. E, Braga'da Avrupa'nın önemli takımların listesindeydi. Ee, birçok takım teklifi yaptığı görüştü. Hem savunma hem hucumda Beşiktaş'a bence ilaç olabilecek bir oyuncu. Yani hem defansif hem merkez orta saha rolünü oynayabiliyor. Çok güçlü. No, ayakları 3.5'muş, çıkaldı 6.5 değiştirdi o zaman. Çıkıl daha iyi söyleyeyim. Yani o da çok tutmanın. güçlü, çok mücadele gücü yüksek, ayakları değil. Mesela şut Küçük atabiliyor abi. Beşiktaş'ın orta sahasında bizim en gördüğümüz kadarıyla, kadarıyla en büyük Ofansif mesela Beşiktaş orta sahasının yan pası daha çok. Mesela Beşiktaş'ta geç son dışında dikine oynayabilen bir futbolcu yok maalesef. Artık taraftarlar sıkılıyor izlerken. Ama bu oyuncu böyle değil. Yani bu oyuncu dikine gidebilen, uzun toplar atabilen, hava hakimiyeti olan, çok güçlü, ayakları temiz, uzaktan attığı çok önemli goller var. Merkez orta saha rolünde oynayabiliyor, defansif orta saha rolünde oynayabiliyor. Braga'da tekli os, e, dörtlü savunmanın önünde de oynayabil oynayabiliyor, tek başına. Yani ben Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer ettiğini düşünüyorum. Muçi'de potansiyeli çok yüksek. Ee, hem yaşı uygun hem oyun kalitesi ortada. Gol ve asist katkıları yapabilen bir isim. İki ayağını çok iyi kullanıyor öncelikle. Sağ ayağıyla 90'a da astığı goller var. Sol ayağıyla 90'a da astığı goller var. Hı hı. Büyük potansiyel. Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli sorunu Babel gibi, Korejma gibi kanatlardan çalım atabilecek, adam eksiltebilecek oyuncu sayısının çok az olması. Bunu zaman zaman e, Raşit yapıyor, Gezdal yapıyor ama yeterli değil. Burada çalım atabilir. Taraf tribünleri havaya sokabilir. E, böyle dikine giden, en azından golü koklayan bir isim. Ben iki transferinde Hı. çok... E, rakamlar bu, tartışılır. O Getson'da mı? Getson'da, Getson var. Benim. Bu, şimdi bu ya, rakamını. Tabii. %50'si? Beşiktaş'ın. 6 milyon euro. 6. Yani Tamam 12 milyon euro aslında. Ya bu tarz oyuncu alıyorsan para bu, 10 abi bu yani kabul edelim ben, etmeyelim bu yani para. Ben gayet normal karşılıyorum ve Hasan Arat'ın bence ee, evet iyi transferler yaptı. Yerinde transferler kaliteli transferler yaptı ama bunu cesaret edebilmesi bence çok önemli. Bunun Hı -hı. için söylüyorum henüz daha başkanlığının ikinci üçüncü ayında ilk transfer döneminde kış transfer döneminde bir anda toplamda 22 milyon euroluk gibi bir bonservis ücreti ayırmak, böyle bir ekonomi yaratmak, bu ekonomiye göre, harcanan paraya göre iyi de futbolcular, kaliteli de futbolcular alması bence kıymetli. Ee, şu, bu... Şu, başarı soruyor herkes, bir söylesenize. Başarı Başar ile ilgili arkadaşlar... arkadaşlar var, o, olmayacak diye duyduğumda. Evet, e, Beşiktaş diye oyuncu tarafıyla görüştü. Aslında prensibi anlaşma sağladı. Hı. Kulübüyle ilgili de çok önemli bir noktaya geldi. Her şey tamamdı. Ama sonradan hem e, kulüp tarafından işte hem oyuncu tarafının Beşiktaş'a söylediği bazı şeyler var. Bazı takımlar da devreye girdi tarzı. O yüzden e, son aşamaya doğru gelmiş bir transfer. Bazı prizlerden dolayı şu an o, için görüşmeler durmuş on, durumda. Olmayacak gibi on bire duruyor. 11'e yakın Beşiktaşlı bizleri izliyor. Çok teşekkür evet, ederiz. Ya, büyük bir canlı var. Ee, i̇lginizden dolayı da. Like'ları da unutmayalım. E, videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, çok teşekkür ederiz. İlgi ve alakanızdan dolayı. Bu e, Ernest Mucci transferiyle ilgili e, Sayın Başkan'ın dün sabah saatlerinde Polonya'ya gittiğini, e, orada hem Lejewar Varşovalı yetkililerle hem de e, orada Polonya e, siyasi ilişkisini de kullanarak bu transferde önemli bir adım attığını söyleyebiliriz. E, Sayın Hasan Arat'ın da Avrupa oyunlarından dolayı Polonya'da görev yaptığı için orada işte Cumhurbaşkanı e, Duday'la, Polonya Devlet Başkanı Duday'la yakın bir ilişkisi var. Bu transferde özellikle kendilerinin temas halinde olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce e, Ernest Mucci için Avrupa'nın 5 büyük liginin bir takımından 11-12 milyon euroluk bir teklif geldiğini, e, o zaman satılmadığını, bugün itibariyle hem bu e, ekonomik durumu karşılayan, hem de oyuncuya güvenen, hem de e, ee, pazarlık konusunda elini çok hızlı tutan Sayın Hasan Arat. Bunu söylemiş olayım. Oyuncu ile ilgili fikirlerine güvendiğim kişilere sorduğum zaman özellikle e, küçük bir detay olarak görülebilir ama Muçi'nin Polonya'da ve Polonya'da ve Arnavutluk'ta Arnavut, Arnavut Ligi'nde oynadığı için aslında Türkiye Ligi'nde karşılaşacağı zeminlere de alışkın bir bünyesi var. Polonya'da Arnavutluk'ta çok iyi zeminlere sahip takımlar değil. E, ayrıca Leje Varşova'nın Bulunduğu ülke itibariyle en büyük kulüplerinden biri En büyük kulübü e, Taraftar baskısını yakından hisseden bir e, Takımın evet, oyuncusu. Çok çünkü onlar O yüzden var. ben Genç yaşına rağmen 21-22 yaşında yine taraftar baskısını Kaldırabilecek bir oyuncu olduğunu e, Düşünüyorum Cesur bir iki transferde başkan adına tebrik edilmesi Gereken bir şey Kaliteli oyuncular ama Eee ...çok cesur bir davranış. Şimdi oyuncuyu... ...Ernst Bucci'dan bahsediyoruz madem... ...oyuncunun bu arada... ...tip olarak, oyuncu tipi anlamında... E, ...tabii dikkat çeken bir diğer... ...özelliği de asist sayısının değil... ...gol sayısının fazla olması. Normal şartlarda 10 numaraların biliyorsunuz... ...asisti fazla. Yani genelde şöyle olur... ...12 asist, 3 gol falan... ...5 gol, atıyorum 7 gol... ...15 asist falan. Bu oyuncunun gol sayısı daha fazla... ...hatta asist sayısı bu sezon 2 yapmış... ...asist sayısı düşük... Bu onun e, oyun tipiyle ilgili. E, Ersmuçi eğer benzetmek istiyorsanız Sosa tarzı değil, Tarişka tarzı oyuncu. Yani pas odaklı değil. Genelde kaleyi düşünen genelde tabii ki iyi ortaları asistleri var ama özellikle şut konusunda bir şut canavarı var karşımızda. Hmm. E, sola çekip sağa, sağa çekip sola 30 metreden golleri var, 25 metreden golleri var. Ceza sahası içinde yakaladığı zaman vuruyor. O yüzden de Beşiktaş skorer bir e, orta saha oyuncusu hatta hücum oyuncusu aldı. Bu arada kendi kariyerine baktığımızda e, garip bir durum var. 10 numaradan daha fazla forvetle oynamış. Yani oyuncu hep 10-10-10 diye anlatıyoruz ya. İşte 160 maçın neredeyse yarısını en uçta oynamış. İkili forvet oynamış. O yüzden bu da bir avantaj. Yani ileride oynayacak Abu Bakar'ın yanına ki Abu Bakar oynayacak büyük bir ihtimalle ileride. E, eğer bu sezon için söylüyorum eğer iyileşirse. Ee, ...Abubakar'ın yanında sızma yapabilecek bir oyuncu. En uçta oynayabilen bir oyuncu. O yüzden de ben ortası anlamında... ...yani Sosa gibi, Lajic gibi değil de... ...biraz daha Talişka gibi... E, ...kaleyi düşünen ve golü düşünen bir oyuncu olduğu bilgisini de... ...sizlerle paylaşayım bu... ki Beşiktaş'ın acayip buna bu arada... İlk. ...yani ihtiyacı evet, vardı. Evet. Çünkü Beşiktaş orta sahası asla ve asla... ...ne yapmıyordu arkadaşlar? Şut çekmiyordu. Evet. Şut çeken Üretkenlik Getson asla. çekemiyor, tayfuru bu... çekemiyor... ...Cahmetoviç sakatlandı ama çekemiyordu... Chamberlain normalde çeker ama burada çekemiyordu. Demirege belki var potansiyel ama çekemiyor. Yani çekemiyor, çekemiyor, çekemiyor. Bu çocuk bir canavarı. Full şut çekiyor. Almus Rati, Getson, e, Muçi üçlü orta sahası beni heyecanlandırıyor. Eminim Beşiktaşları da heyecanlandırıyordur. Ben e, Muçi'nin e, bu sezon içerisinde ve dün, geçen sezondan itibaren e, topla daha fazla nerede buluştuğu, kendi Hı -hı. takımında daha fazla hangi bölgeye kay kaydığını biraz da haritasına baktığımda çok fazla sol tarafa kaydığını gördüm. Şimdi Semi Kılıç soyunda sol tarafta olduğunu düşünerek acaba hoca bir e, sistem değişikliğine giderek çok fazla sola kayan bir oyuncu olduğu için orada Semi ile üst üste binebilirler. Çünkü Semi aslında sol oyuncusu ya da Hı -hı. forvet. Acaba hoca çift forvete geçip e, Musrati, Getson 4-4-2 gibi. Abubakar Semih, Muçi sağ tarafa da Raşit Olabilir mi diye düşünüyorum. E, deneyebilir. Olamaz, olamaz, olamaz. yani. Olamaz mı diyorsun? Hocam, hocam sistem konusu bence muhafazakar. Aynen. Hoca öyle çok oynamaz. Diye. Mağlup <laughs> kırıma düştüğü zaman oynuyor <laughs> da. Ne kadar güzel da. istekli istekli anlattım abi. Anlattın Direkt da. Direkt kestirip attın bari. Hocanın hiçbir ama hocanın. Bir görelim de deseydin bari. İnşallah olur. 4-4-2. <laughs> ama hocanın Polonya milli takımı, Yunanistan milli takımı çalıştırı takımlar böyle dört dört ya da e, kurduğu sistemi çok kolay değiştiren bir hoca değil. Aa, maç içerisinde değiştiriyor bu arada. Maç bir bilgi daha vereyim. Evet. Değiştiriyor. Bu sadece not olarak dursun evet. abi. İyisi evet. mi? Yok yok. Transferle ilgili. Transferle ilgili de yani bunu kullanırız. Beşiktaş'ta transfer dönemi bitmedi. Hı, Şimdilik tamam. bitti ama yakın bir zamanda belki de Türkiye'de birik yaşanabilir. Normalde biz Sezon sonu için transferlere hep alışığız. İşte Haziran'da, Hı -hı. Temmuz'da açıklanmasına. Hı -hı. Ama Beşiktaş'ta şu an için Nisan, Mayıs gibi transferler açıklanırsa Hı -hı. gelecek sezonun yapılanması Hı -hı. için Güzel. Hı -hı. kimse şaşırmasın. Bunu da söyleyelim. Nisan Mayıs'ta kullanırız. En azından iyi olur. Güzel. Sezon yani, devam ederken Evet, açık sezon devam ederken Beşiktaş belki de son dönemde birlik gerçekleştirip yeni sezon öncesi transferlerini lig bitmeden açıklayacak gibi duruyor. Avrupa'da birçok kulüp aslında bunu yapıyor. Büyük kulüplerin birçoğu Bayern Münihler, Arsenal'ler falan önceden anlaşıyor. E, zaten bunu yapmak lazım bu. E, çünkü Beşiktaş'ın son 10 yılına baktığımızda en büyük mağduriyet bu kamp oyuncu yetişmemesi hikayesi. O yüzden de böyle bir hamle yaparsa Beşiktaş tabii ki güzel olur. İşin destekleriz. İşin yani bence Beşiktaş transferi iyi sonlandırdı. Hı -hı. İyi sonlandırdı. Ama bence ee, yolda giderken plan değişiklikleri oldu. Normal şartlarda çok fazla kişinin, içeride konuşulan da e, Beşiktaş'ın bu kadar iyi paralar harcayacağı yönde değildi. Bence Hasan Arat bu ekonomik e, durumu yaratması kıymetli oldu bugün özelinde. Hiçbir Fakat taraftar da şu an parayı falan para, konuşmuyor. Tabii. Evet. Bugün bu Yarat yani Fenerbahçe ile Galatasaray ile yarışabilmek için evet. Beşiktaş iki önemli adım attı. Harcamadığı üç yılın parasını harcaması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü üç yıldır böyle bir tasarruf dönemi limiti aşmayalım onu yapmayalım Yok, vardı. Yok bakardan fazla para vermeyelim. Evet şimdi şöyle yapalım. aradaki makas açıldı zaten bizim söylediğimiz buydu. Çok büyük bir makas farkı oldu yani Galatasaray Fenerbahçe ile. O yüzden de burada bir şekilde Beşiktaş'ın tekrardan ayağa kalkması için para harcaması lazım. Nasıl, nasıl olacak? Bak Semih'i yakaladın büyük bir avantaj. Sen Senin artık sol ön büyük bir para harcamaya gerek yok sol öne. Senin orada büyük bir oyuncun var. Ee, bu bir kere bu bile bir maliyeti düşürür. Onun dışında işte bu oyuncu geldi, süper geldi Joe. Ben gelecek sezon devam edeceğini düşünmüyorum. Sen ediyor, düşünüyor musun Joe'nun? Joe Warren'un. Joe yani kiralık onu yani sezon sonuna bence, kadar bakacaklar. Bence bu 6 ayı toparlasın diye geldi. Evet. Kesinlikle. Değil mi? Yani. Ama opsiyonu da var. Eğer isterse kulüp çok iyi performans gösterir belki alırlar. E, Ama yedek kulübün mi? zararı yok. 500-600 bin lira bir rakam ödenecek. Evet ya yedek oturabilecek bir oyuncu. E, Yedekte tutabileceğim bir oyuncu. Orada geç... futbolcularla konuştum. İçerideki... Beğenmişler mi? Evet. Yani bazı futbolcularla konuştum. Iyi bir kesin, Ayakları falan iyiymiş. E, kötü değil yani iyi futbolcu gibi duruyor. Onu da söyleyeyim içeride, içeride ayakları, konuştum. Ayakları iyi. Evet, yani ayak, güçlü. Güçlü de yani. Aynı... Ayakları fena değil. Hı -hı. Çok kesici bir stoper. Yani itman performansını sordum mesela. İyi Ama futbolcu dendi. Zaten çok, çok şeyi var oyuncunun. Sadece en azından hani senle belki ki katılmayacağım nokta ayakları iyi durumu bu. Al Musrati transferini biraz or orayla bağdaştırıyorlar çünkü Beşiktaş'ın iki stoperi çok fazla toplaşır neşir olmadığı için iyi üst düzeyde Al Musrati o görevi. Yapacağını söylüyorlar tamam. ama Fizik, fizik durumu muhteşem yani falan Kapı iki kapı, gibi, futbolcu, kapı gibi diyorlar yani kapı, İyi futbolcu kapı gibi, gibi, diyorlar. gibi duruyor onu söyleyeyim Bu... Zaten şöyle bir şey var abi Fırat abinin kaldığı yerden devam edeyim Yani Çok basit Bursa. bir matematik var aslında Eğer para harcamazsan hı hı. Eğer bonservis harcamazsan Tayfur'u izlersin Onur Bulut'u izlersin Umut Meraş'ı izlersin abi Eğer para harcarsan Fred'i izlersin Para harcarsan Torreira'yı izlersin Para harcarsan Musrati'yi izlersin. Para harcarsan Muçi gibi yetenekli oyuncuları izlersin. Yani matematik çok basit aslında. Ne kadar para harcarsan, ne kadar yatırım yaparsan kaliteli futbolcu alırsın. Bu demek değil ki 40-50 milyon euro verelim değil. Ama bazı değerler, bazı kıstaslar var. Türk futbolunda, Avrupa futbolunda. iyi futbolcuyu almak için bon servis parası ödemek zorundasın. Yeri gelecek potansiyeli futbolcu alacaksın. 300 bin euroya bekleteceksin. Galatasaray yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nu aldı. Çok iyi bir potansiyel çıktı. Çok para harcamadı. Hı. Ama yere gelecekte para da harcayacaksın. Para harcamazsan maalesef savunma kurgun son yılların en kötü savunma kurgusu oluyor işte. Bu adamları izlemek zorunda kalıyorsun. Tribünde taraftarlar saç baş yoluyor. Adam hevesle geliyor. Haftanın yorgunluğunu Beşiktaş maçında atmak için geliyor tribünlere. Giderken üzülerek, ağlayarak gidiyor. Bu takımın hali ne olacak diye. O yüzden şifre kaliteli futbol, kaliteli kadro ve e, akıllı yatırım en azından para harcamak bir, zorundasın. Bir üçgenden bahsedeceğim abi. Braga, Beşiktaş, Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. Hı hı. Biraz kader ağlarını burada örmüş. Bu konuyla ilgili e, yetkili kişilerle konuşunca hı hı. en baştan beri bir e, Paris Saint Germain Hasan başkanın Paris Saint Germain'le ilgili açıklamış olduğu seçim öncesindeki o işte protokolle ilgili olarak çok fazla üzerine konuşulduğu için endur Braga'ya gidince. Musrati de oradan rahatlıkla çıkabiliyor. Hmm. İki hafta önce ilk temasa geçtiğinde Beşiktaş ve Braga Al Musrati için. Ee, Musrati gelmek istiyor ama Braga bırakmıyor. Ardından Endur oraya gidince aslında e, parisan Saint, Paris Saint Germain başkanı ile Hasan Bey'in ilişkisini biliyoruz dostluk seviyesini. Nasser. Nasserle. E, Braga kulübü üzerinde Nasser'in de etkili olduğunu biliyoruz. Burada bir yine bir üçgen kullanılmış durumda. E, Endur oraya gidince Musrati'ye alan çıktı ve bir Beşiktaş öyle transfer etti ki bu transferde de e, Naser'in Hasan Bey'e yardımcı olduğunu da net şekilde söyleyebiliriz. Evet, telefonla da görüşmüşler bu arada. Orada e, Katar Sports, Paris Saint Germain'in içinde bulunduğu grup Braga'nın %22 gibi hisselerini aldı bir iki sene önce. Orada tabii ki başkan da Salvador'la arası iyi Braga'nın başkanıyla Naser'in. Evet. Orada Hasan Başkanın bir ricası oluyor. Paris Saint-Germain Başkanı da devreye girip en azından transfer için bir kolaylık sağlama durumu gerçekleşiyor. Para konusu kapatalım para konusunu. Son bir örnek vereyim. Evet. Vida ben de çok eleştirdim zamanında. Evet. Pepe bunlar üst düzey stoperler, değil mi? Hı hı. Bunu kabul ediyoruz. Evet. Bunlar gittikten sonra Beşiktaş o bölgeye Para harcamayarak yani bir stopere 10 milyon euro veremeyerek e, kimleri getirdi? Amartya'yı getirdi, Bey'i Bey getirdi, Montero'yu getirdi, koli'yi getirdi, Wellington'u getirdi, Vahtiyar'ı getirdi, onu getirdi, bunu getirdi. Yani aslında para harcamamak da değil bu tamam mı? Yani para harcamıyor da değilsin işin garibi o. Hani diyorlar ya 10 milyon euro bir adama verilir mi? E 10 milyon euro bir adama vermiyorsun onun yerine 4 tane adam alıyorsun hepsine 3'er milyon veriyorsun 12 milyon euro ediyor. Yani orada garip bir matematik var. Beşiktaş bence Hasanat bu açıdan bu oyuncular tutarsa potansiyel olan iyi oyuncular geldi. O yüzden de ben verilen paranın çok da fazla e, artık bu saatten sonra konuşulmaması e, gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de ben bu hamlelerin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu saatten sonra bir transfer olur mu e, sorusu çok fazla geliyor. Herhalde olmaz. Değil evet. Bit, bitir Deklenti değil mi? olmayacağı önünde. Evet, Ama öyle. şöyle de bir şeyler düşelim. Hı -hı. İki gün önce tüm Beşiktaş yönetiminin neredeyse transfer olmayabilir açıklaması yapılırken Hasan Arat'ı birazcık tanımışız artık. Biz söyledik ya. Yani. Ben, ee, yani ben dün yayında söyledim. Tabii net şekilde. Net şekilde. Net ben transfer bekliyorum dedim. Çünkü e, o öyle bir şey değil ya. O, o anlaşıldı artık. Anlaşıldı oldu? artık Hı -hı. onun durumu. Evet. Trabzon maçından sonra Hasan Başkan'la bir işte program sırasında konuştuğumuzda taş gibi takım kuracağım Hı -hı. demişti. Beşiktaş transfer işte bu devre transfer döneminin ne kadar kaotik geçtiğini düşündüğümüz zaman Beşiktaşlı taraftarların da isteğiyle bir demin kadro vardı o gelsin istiyorsan. Beşiktaşlı taraftar gelsin abi. Beşiktaşlı taraftarların da isteğiyle yüksek yaşı yüksek olan maliyeti 2-2,5 milyon euronun üzerinde olan Futbolcularla görüşmüş olsa da, hatta ve hatta Beşiktaş Kulübü anlaşmış olsa da, bunu tercih etmeyip daha net oyuncuya, daha genç oyuncuya gitmesi ve bunların hepsini yaparken de baskı baskıdan en az şekilde etkilenmesi bence Beşiktaş'ın bugün transferde doğru adımlar atmasını sağladı. Ee, Hasan Bey özelinde bunu söyleyebiliriz. Kadro nasıl oldu abi? Şimdi Allah kadro da nasıl olacak? Şimdi Svenson mu onur mu? Ne yazık ki Svensson mu onur mu sorusunu soruyoruz şu anda. Svensson mu onur, mu? On onur abi. Sivanson çünkü beklenen e, performans sergilemese de onur. Sivenson'un iki tane e, kötü performans... Bir, bir, tane iki tane kötü performans oldu. Onur'un 22 tane falan kötü performans var. O yüzden de ben onu demem. Ben derim. Ben de Svensson derim. E, stoperde zaten Worrell ve e, Kolye oynayacak değil mi? X'i e oynayacak herhalde. Yani ideal stoper o. Abi ikisi de biraz çok uzun kalıyor X'de sanki. benziyor birbirine ama hangisini kesecek? Yani ben Kolye ile Worl <laughs> ikisi de böyle e, fiziksel anlamda böyle uzunlar. Çok Vorl, ağır kalabilirler diye Vorl, düşünüyorum ama. Worl mı yapar? Onu da bilmiyorum hocanın düşüncesini ben, ama. Ben ideal stoper Kolye Worl olacak bence. Ha uyum sağlar sağlam uzun demiyorum. Ha, uyum olarak böyle bir kısa bir uzun bir hızlı stoper biraz daha mantıklı gibi ama. X'de Aslında Tayyip Sol uzun. Tayyip sol ayakta olsaydı Tayyip borol fena almayabilirdi. Sol kanat zaten düşünmeye gerek yok değil mi? Masuaku. Masuaku. Soldaki arkadaşların ya yani şöyle bir çarpı şey olsa soldaki arkadaşlarım bak iki tanesi de hadi Emre Can belki kiralanabilir ama Umut, Umut hakikaten de futbolu unutmuş gibi oynuyor. Artık Umut'la bence Beşiktaş'ın bu dönemde nasıl göndermediler o da enteresan. Yani kim sisteme herhalde. Orta sahada zaten en önde yazanlar Getson ve El Musrati herhalde olacaktır. Değil evet, mi? Onda tamam. bir şey Doğru. olmaz. Ee, Raşit ise sağda olur. Raşit sağda, Semih Mucci. solda. Semih sanki solda da yani Semih önde oynasa çok daha verimli olacak gibi geliyor. Siz benim 4-4-2'mi ciddiye almayın. Hmm. Chamberlain zaten yok. Ee, Amir yok. Aslı baksana bak iki tane büyük transfer yaptı Beşiktaş. Yine de kadroda çok ciddi eksikler var ya. Ama Mucin'in olduğu sistemde 4-4-2 zor gibi ya Sercan. Şimdi sen sen şimdi şovu... Mucin'i nerede oynatacaksın sen? Ben, Kanat abi, mı Şunu söyleyeyim. Ben Mucin'in. E, Mucin'in. Kanat oynuyor çünkü orada Kanat oynadık. oynuyor. Bu e, oyuncuyu oynuyor. ben tanımıyorum evet. ama futbol bilgisine çok güveneceğimiz 4-5 kişiye sordum. Hı -hı. Gerçekten. Oyuncunun çok fazla sol Kanada kendini atma gibi bir özelliği var. var. Topla daha fazla oralarda buluşup oralarda aksiyon içerisine giriyor. Şimdi Semih'in de asıl mevkii sol olduğunu düşününce burada bir değişiklik gündeme gelebilir. Yani e, sistem değişikliği. Hı -hı. Örnek veriyorum. Semi forvet arkası da olabilir. E, Mucci sol kanat olabilir. Bunların hepsi değişkenlik gösterir. Bence Beşiktaş'ın bu kadar yerlerinde oynayabilecek oyuncu kombinasyonu hücum çeşitliliğini arttırır bir daha kur desen kuramam cümleyi bu arada. Ben onu şöyle karşı çıkacağım. E, oyuncunun sola akması maç içerisinde Semih'in işine gelir. Evet Semih çünkü Semih'te Abu Bakır'ın yanadalar. Evet ön tarafta oynam. Semih'in forvet oynaması Bize çok bu işe daha iyi. verdik Selcan. Bak sola akıyor doğru söylüyorsun Muçi. Semih öne gider. Tabi orada Masuako'nun çok daha diri ve arkadan destek atması lazım oyuncuya. Gesson'a tabi sol orta sağ sol işte Gesson'a da burada iş düşecektir. Onu toparlarlar. Ya ben yine 4-4-2 bana zor geliyor çünkü 4-4-2 senin 4-4-2'nin Semih ileride muciz oldu mu? Evet. Ortada, Ortada ge Getson'la Musrati. Getson, Musrati, Reşit Saat. Saat atıyor Sanat. Hmm. Çift forvet Abu Bakar. Bunu zaten yenik duruma düşüne Beşiktaş %100 deniyor hocam. Çift forveti çiftliyor ama normal şartlarda hoca, hoca e, muhafazakar abi. bir hoca. Mafazakar. Çok değiştirme değiştirmez de öyle kolay kolay. Yani kendi bildikleri var ve o orada çok kolay ben değişik yapmıyor. Ben bir, bir bu buçu transferinde Başkan ve e, Santos Hocanın arasında yapılan görüşmelerde Santos Hoca Polonya milli takımındayken Polonya Ligi'ni işte o yarım yıllık dönemde çok fazla takip ettiğini e, kesinlikle bu oyuncu alınsın e, raporu verdiğini söyleyelim hocanın milli takım döneminden çok yakından takip ettiği konuştuğu, görüştüğü bir oyuncu. Yani orada olduğu için denk geldiği bir oyuncu. Ortak tanıdıkları da var. Oyuncuyu yakından biliyor. Bu iki transfer Beşiktaş'ın çeyresini, kabuğunu atmosferini komple değiştirmiş durumda. Sosyal medyada artık insanlar daha mutlu bugün itibariyle ve Fırat abi senin program açılışında söylediğin gibi yani. Buradayım mı dedi. Beşiktaş buradayım. Buradayım dedi. ee, <laughs> Bu paralar futbol piyasasında artık verilen paralar. Evet. Verilen paralar. İyi oyuncu getirmek istiyorsan büyük para vereceksin. Ee, i̇yi para ver, güçlü para verdi Beşiktaş. Tabii ki asıl yaz tabii yaz transferleri seviyeyi yükseltti aynı zamanda Beşiktaş. Evet. Yani yaz transferi içinde yine arkaya iyi bir stoper lazım, öne iyi bir hücumcu lazım. Sağda Gezal artık olmuyor gibi gözüküyor. Ee, o yüzden de stoperlerin belki ikisinin bir asla var. Ya, idealde iki stoper bile değişebilir yani. Ben değiştiğini düşünüyorum. Şöyle e, yani devre arasında son gün kış transfer döneminin son gününde Braga'nın en iyi futbolcusu diyebileceğimiz Musrati'yi işte Polonya'nın en büyük yeteneklerinden birisi olarak lanse edilen Muçi'yi almak. Hı hı. Şimdi yönetimin şimdi hep diyoruz ya Fenerbahçe Galatasaray transfer çıtasını yükseltti ve devam ediyorlar Bonitçilerle Çağlarlarla. Şimdi Beşiktaş'ın da aynısı geçerli. Başkan kış transfer döneminde çıtayı çok yükseltti. Şimdi yaz transfer döneminde de bu tarz futbolcular hep ta taraftarlar tarafından beklenecek. Ben stoper hattının da mutlaka değişine düş. Ben gelecek sene çok farklı işler düşünüyorum Beşiktaş'ta. Mesela gelecek sene söyleyeyim. Gelecek sene Umut Bulut'la yollar ayrılır. Salih e, ile yollar ayrılır. Tayfur'la evet. yollar ayrılır. Cenk. E, Cenk emin değilim. Beşiktaş'ı çok seviyor. Kalma ihtimali bence yüksek. Stoperlerden e, iki yabancı ile de yolların ayrılacağını düşünüyorum. Kim onlar? Yani Vorolu ben de düşündüm. Koli de mi gider diyorsun? Ben sezon sonu böyle biraz daha stoperde de farklı böyle babanet hmm. net stoperler bekliyorum Beşiktaş'ta. Zaten bu iki transferin ardından Amartı beş... söylemedin ya. Aslında Amartı var orada stoperde. Amartı Amarti de var. İşte iki stoper. Yani Vorul kiralık kalında tutmazsa gider. Ee, seneye de Kole'ye de Amartı'dan performansı göre, göre birisi mı? de gidebilir. Onur e, yerli rotasyonu <laughs> ben işte. sezon sonunda bırakmam. Ben sezon sonunda gönderirim sezon sonu. Asıl buraya belki sezon sonunda konuşuyorsak Rozier de eklenebilir. Sonuçta Monza o op, opsiyonu kullanacak kullanmayacak Rozier mı? Kullanmayacak. Açıklamalar falan da çıktı ya böyle Baş, şeyler. Rozier konusunda çok da sıcak değilim. Yani başkanın ben bu, o açıklaması sonrası dönerse enteresan olur. Bak Masu hangi? dışında Hı. takım arkadaşına. Masuaku dışında kim giderse gitsin stoperde üzülmem. Yani Masuaku solda diğerlerine göre çok daha iyi oynuyor. Mesela Koley, Koley tamam oynayabilir ama kalabilir Koley belki ama işte ne bileyim Svensson gitse mesela üzülmem. Onur gitse üzülmem ki şunu söylüyorum. Seneye zaten... 12 yabancı var. Svensson'un gitmesi gerek zaten. 12 yabancı da 2 tane sabek yabancı yapamazsın abi. Şampiyonla oynayan takımın 2 tane sabek yabancı hakkı olamaz. 12 yabancılık Dur. 11 bin kişi izliyor. 2000 beğenme Aa, var. Olmaz. Fırat abi hassas değil mi Beşiktaşlı dostlarımız Beğen, günün musabattan bu sabahtan beri bütün olur, haberleri olur. sizlerle buluşturmaya çalıştık en şu doğru şu şekilde. Şu linkini soruyor herkes bilmiyorum. Mark evet abi Bil bu link bir şey paylaşalım derken herkes soruyor. Ne o bilmiyorum ki öyle. Gerçi markaya da girer. Markaya girer mi? Söylemeyelim mi? Başar ya çok soru var mi? arkadaşlar. Bana, versin 5 10 tane söylerim. Başar yani. Başarla <laughs> Başarla ilgili çok soru var. Başar Önal'la ilgili <laughs> Beşiktaş çok ciddi mesafe kaydetmesine rağmen Hı -hı. oyuncu tarafıyla ilgili ve kulüp tarafıyla ilgili pürüzler yaşadığı için bu transferi şu an için askıya almış durumda. Biz sorduğumuz zaman transfer kapandı cevabı geldi transfer dönemi için. Sezon sonu ne olur bilinmez ama başar konusunda iş bitme aşamasındayken yüzde yani çok yüksek bir ihtimalken bazı hı hı. pürüzler oldu bazı e, sıkıntılar oldu Beşiktaş'ta görüşmelerden kalktı. Sen onu da söyleyelim. 12 yabancı diyorsun. Evet. Şimdi 12 yabancı Yedek kulübesinde kaç kişi var şu anda? 8 mi? Yedek kulübesinde kaç kişi oturuyor? Şu an. Maçlarda. 8 8 mi? Hayır yedek kulübesinde içeride sekiz tane var yabancı. Kulübede kaç kişi oturuyor şu anda? Kaç tane futbolcu 14 var 14 yabancı hakkım var. 8 oynatsan. Sekiz üç yerli, yerli oynatsan sekiz. altı. Altı. Sekiz. Kulübede sekiz oyuncu sekiz. Yok mudur ya? Isınanları düşününce. Yabancı olarak diyorsun yok, ama. Yok toplam, toplam diyorum toplam. He tamam toplam sekiz. evet. 8 oyuncu. Bu ne demek? Seneye yedi yerli. Evet. Bir yabancı kulübede oturabilir demek. Evet. Bu tabii çok tehlikeli bir şey aslında. Yani biz bunu e, bir türlü şey yapamıyoruz. Bunu hep herkes yabancı üzerine okuyor ama... 7 tane yerli. Beşiktaş'ın 7 tane yerlisi kim olmalı sorusu bence çok daha önemli. Çünkü bu yedek kulübesi yedi adamlar bunlar mutlaka girecekler maça. Evet. O yüzden e, Fenerbahçe boşuna vermedi Cengiz'e Cengiz e. 15 falan. İrfan'ı boşuna tutmuyor. Bence Beşiktaş'ın o yerli iyi oyuncuları, gurbetçi oyuncuları... Ee, dedi ya Nisan'da falan. Nisan'da Hı. bence bir tane, iki tane yerli alması lazım işte, işte Ben İyi yerli alması lazım. Yani. Evet. Sezon sonu için. Ya da bence benim düşüncem ya da Cenk ve Salih ile yollar ayrılacaksa yerlerine daha iyi oyuncular evet. veya aynı Kaç, bak, standartta oyuncular alınacak. Bir tane ya. yedek kaleci var. Yedek Hı. kaleciyi bir dedin. Evet. O Necip'i tuttun. İki. Evet. Tayyip Talla üç. Ee, okuyarak gidiyorum kalması gerekenler diye Demirege dört. Dokaninler. Hani sen dört dedin de dört. Bu, bu kadroda şu ana kadar saydığın dört tane futbolcunun oyunu çevirme Sevirme. şansı yok. Yok. Işte Yereklerde Sıfır. De tamam, dört, dört. O zaman sen dört. seneye sıkıntı yaşadın. Şimdi dört tane oyuncu saydık ya. Hayır evet. bunlar git, gitmeyebilecek oyuncular. Tamam. Değil, gitmeyebilecek. Dört tane çok üst düzey olması lazım. Çünkü saydığın oyuncular hiçbiri oyunu çevirebilecek tamam, oyuncular, oyuncular değil. Üzerine ekleyebilirsin. Oyunu çevirecek oyuncu yok ki Beşiktaş işte şöyle yerli. Yani. İşte dört tane yedek kulübesi. Bir değil. Cenk, Cenk ama Cenk de çok, form, Cenk de çok Abi, Ben buradan Kalır Hasan Başkan'a sesleniyorum. Yani çok güzel bir gün geçirdik. Beşiktaş taraftarları çok mutlu. Kime ses? Başkan'a başkan sesleniyorum. Kameraya bakarak yapar mısınız o zaman? Çok güzel bir şekilde şimdi Beşiktaş taraftarları mutlu. Son dönemde bu kadar güzel bir ortam, bu kadar yüzleri gülen bir taraftar grubu görmedim. Başkan'a hitap ettiğin için oraya Başka, bak ve evet, başkan deyip. biraz sayın başkan bak. tamam başkan öncesinde bir şey yapıyorum tamam. hani böyle Beşiktaş taraftarları mutlu. Sezon sonu için sayın başkanım. Şimdi bugün Beşiktaş camiasındaki herkese inanılmaz mutlu ettiniz sevindirdiniz. Son zamanlarda çok uzun bir zaman sonra taraftarlar böyle oh dedi, yüzü gülmeye başladı. Akşam yemeklerinde bile insanlar rahat rahat yiyorlar şu an. Beşiktaş transfer yaptı diyor evde. Böyle konuşuyorlar. Sezon sonu için takıma yerli kalitesini arttırması arttırmak için çok önemli isimler lazım. Ben 3-4 tane oyuncu söyleyebilirim. Yani alınabilecek kim yerli? Sen? Ben söyleyeyim. Sol sol stoper olarak Cenk Özkaçar ön tarafa e, Almanya'da çok oynayan çok Eren Dingşi. Hayır. Çok değil. Ama yerli olarak alabil, alabilirsin ya, milli takımımızda. Diyorsun ki kurtarıcı yerli Aa, olsun. Yok diyorsun. başka yerli Biz stoper. Sen yerli stoper. Sen stoper. Sen Bak yani. şimdi yerli Bak, oyuncuları canımı, söylüyorum. Canımı Bak. Can uzun. Tamam ben bitireyim. Beşiktaş'ın şu an hani alabileceği isimler. Stoperde çok üst düzey demiyorum. Sen var. Başkana oyuncu mu önerdin, önerdin şu an canlı yayında? Yazık, Bak. Yazık. Hayır. <laughs> Sen başkana, <laughs> sayın <laughs> başkana <laughs> sesleneceğim <gülüyor> deyip... Eren Dinkçi. Eren... Abi bitireyim. Hayır bir dakika stoperleri sil. Niye sil? Senin iki tane yerli stoperin var. Biri Bahtiyar, biri Tayyip. Sil stoperleri. Tamam Sen tamam, artık kreatif tamam, yerli ön ön lazım. Ön tarafa. Ha. Ön tarafa o zaman yerli söylüyorum. Kanat da oynuyor. Eren Dinkşi. İyi futbolcu. Evet. Nürnberg'de oynayan Can Uzun. İyi futbolcu. Ben takıma yerli kalitesi olarak... var yapar mı böyle bir... Abi Türkiye'de maalesef yerli, kalitesiz, dar. Zaten Fenerbahçe çoğu yerli aldı. Mesela Yusuf bunlardan daha iyi değil mi? Yusuf da olur. Yusuf hepsini istiyor taraftar artık. Artık e, Yusuf şey çıktı. Yusuf, Yusuf da olur. 10 numarada oynar, kanat da oynar. Eren, Eren Dinkçi çok iyi futbolcu ben Hı -hı. takip ediyorum. Can Uzun mesela Bundesliga 2'de çok iyi işler yapıyor. Yani takıma bu tarz yerli olarak kadro kalitesini arttıracak takviyeler önemli. Bak. 8 tane futbolcu saydığımızda yedek kulübemizin çok iyi olması lazım. O yüzden Avrupa'da iş yapmış. Mesela bak Atakan Karazor var. Stuttgart'ta sanırım. Hı hı. Orta saha. Salih Özcan var. Yani bu tarz... Salih Özcan'a tamam. He. Ama işte iki tane... Bak bu isimlerin saydığım isimlerin bak Atakan Karazor'dur, Salih'tir. Atakan tanımıyorum ben. O o da iyi futbolcu. E, İzleme bilmiyorum. Can ben. Uzun'dur, Eren Dinç'dir. 4 tanesinden iki tanesini çeksen e, hem 11 oynar bunlar kalite olarak hem de yedek kulübende kaliteli futbolcu olur abi. Bitiriyoruz abi. Zeki. Hangi Zeki? Alamazsın. Yani Galatasaray istedi mesela. Avrupa'da Zeki? kalmak istiyor biraz daha o. Bir istedi. Bundan önce gelmez dediğin her futbolcu Ertan, bugünkü bugünkü durumu da bitti. düşünerek artık cevap ver Ertan. Zeki alamazsın, bitti. artık alamazsın. Bitti. Orada... Çat 15. Tamam. Çat 10. Can Ta... Buzdan ne oldu ya? Çam, Hollanda'da Ozan, Hollanda'da, Hollanda'da şey, da, Utrecht'te uh, ut forma giyiyor. Yani, ne, ne o, oynuyor orada ne oynuyor. oynuyor. Ne oynuyor. Ne yapıyor? Bir şey yapıyor mu yani? Yok değil mi? Oynuyor Yapsın oynuyor. Ama. E, oynuyor. Yani oranın normal topçusu oldu. Ertan artık Beşiktaş'ta eski paraların olmadığını yani abi kendi İki, adına yüz... konuş işte mutlu değilim 1 diyor. 1 milyon, milyon. Neyden değil? Kendi adına konuş işte mutlu değilim ya. Şu transferlerde mutlu, mutlu, olursun ya. Ya iki tane ya yani... yapılabilecek bir şey yok. Yani Beşiktaş'ın de... şu anki mevcut durumunda ya şey yapılacak iyi nokta transferler o abi şey, şimdi. Ya yani. Herkes insin ediyor. Bir forvet daha isteniyor. Bir ucumcu daha isteniyor. Bunun, sonu Onun yok. sınırı yok. Bunun sonu yok. Fırat abi bitiriyoruz. Ertan bitiriyoruz. Bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 11 bin kişi izledi be. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Yorumlarınızı da Okuyamadım yalan yapayım şimdi <laughs> ben ama okudum. çok Fırat abi okumuştur çok 11 şey bin ederiz. kişi var şu an e, videoyu da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin bitti mi b birkaç bir masağa mu bu hafta şu an ben teknik konulara hiç yoğunlaşmadım sadece Yok. transferi yoğunlaştı abi, yoğunlaştım abi. Tra <laughs> o yüzden ha, bak, bugün öyle. bugün bugün gerçekten inanılmaz bir gündü çok hareketli evet. bir gündü tüm Beşiktaşların uzun zamandır böyle mutlu olduğu e, bir gün yoktu e, çok teşekkür ederiz izlediğiniz için hoşçakalın